Fonksiyonların limitlerinin nasıl bulunduğunu artık biliyoruz. f(x)'in limitini almak, x herhangi bir a değerine yaklaşırken f(x)'in hangi değere yaklaştığını bulmak demektir. Evet, bunun sonucu olarak da f(x)'in limitini bulmuş olursunuz. a şu ana kadar gördüğümüz örneklerde sonlu bir değerdi. Ama ekrandaki f fonksiyonunu inceleyecek olursanız ilginç bir şey göreceksiniz. x'in giderek büyüyen değerleri için fonksiyonun değerinin 2'ye yaklaştığını görüyoruz değil mi? Evet y eşittir 2'de yatay bir asimtot var. Benzer şekilde x'in giderek negatifleşen değerleri için de, y eşittir 2'de yatay bir asimtot var. Peki sizce x'in giderek büyüyen ya da giderek küçülen değerleri için kullanabileceğimiz bir gösterim olabilir mi? Elbette, bu gösterim ya da kavramı sonsuzdaki limitler olarak adlandırırız bu fonksiyonun x'in giderek artan değerleri için hangi değere yaklaştığını bulmak istersek bunu x artı sonsuza giderken fx'in limiti olarak ifade edebiliriz. Size şu anda işin mantığını anlatmak istiyorum. Yani bunun matematiksel tanımını önümüzdeki videolara bırakacağım, tamam mı? Bu x'in giderek artan değerleri için fonksiyonun yaklaştığı değerin ne olduğunu bulmak anlamına gelir. Bu sonlu bir değer midir? Yani burada yatay bir asimtot var mıdır? Bu fonksiyon için böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, fonksiyonumuzun değerinin 2'ye yaklaştığını söylemek mümkündür. Yine aynı fonksiyon için x eksi sonsuza giderken limiti bulmak istediğimizde ise bu değerin yine 2 olduğunu göreceğiz. Bu iki değer tabii ki her zaman eşit olmayabilir. Evet, mesela başka bir fonksiyonu ele alacak olursak, ee, buraya yatay bir asimtot çizeyim fonksiyonun da buna benzeyen bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Böyle başlayalım böyle böyle ve bu şekilde de devam ettiğini varsayalım. Burada x artı sonsuza giderkenki limit 2'dir ama x eksi sonsuza giderken eksi 2'dir gördüğünüz gibi. Buna ek olarak artı ya da eksi sonsuza giderken fonksiyonun değerinin sonlu bir değere yaklaşmadığı durumlarla da karşılaşacaksınız bu yatay bir asimtotun olmaması anlamına da gelecek. Bu videoda size bir gösterimi tanıtmak istedim sadece. Sonsuzdaki limitlerin ya da eksi sonsuzdaki limitlerin şu ana kadar gördüğümüz limitlerden farklı bir matematiksel tanımı olduğunu da eklemek istiyorum. Ama yine de bunların da limit olduklarını düşünmek tabii ki son derece mantıklı.